7 Ekim 2023, Orta Doğu'nun şekil değiştirdiği gün olarak anılacak. Ortalık bir anda kana dumana bulandı. Her yana ajan, muhbir, silah, koruma kalkanı, füze dolu olan İsrail'e bir iki düzine Filistinli saldırıyor. Ayaklarında terlikler, tank üzerinde pozlarla karakola giriyorlar ve kimse onları engelleyemiyor. Olaylar 1973 Arap-İsrail Savaşı'nın meşhur Yom Kipur Savaşları'nın 50. yıl dönümünde oldu ve sürüyor. Sosyal medya birkaç saat içinde Filistinli silahlı güçlerin, Hamas askerlerinin İsraillere saldıran katliam filmleriyle doldu. Bombalanan binalar, kaçışan insanlar, her yanı istihbaratçı dolu, demir kubbeli İsrail devletine rahat rahat baskın yapan Filistinli mücahitlerin videoları 5-6 saat içinde tüm dünyaya yayıldı. Kendi dertine gömülmüş sade vatandaş bu sahnelemeyi, bu kurguyu anlayamayabilir. Ama bölgeyi bilenlere pes artık dedirttiler. Mükemmel bir sahne hazırlanmış. Gazze ardından Lübnan işgali için mükemmel bir hazırlık yapılmış ve bunun devamında İran ve Türkiye'nin belli bölgelerinin bilfiil hedefe alınacağı da çok açık. Çünkü bu 100 yıllık bir plan. Şu haritaya bakın, durumu anlamak için 75 yıl içinde Filistin topraklarının aldığı şekil büyük ve çok acı bir derstir. Bu büyük Orta Doğu projesi, ondan bahsediyoruz. Büyük Orta Doğu genişletilmiş İsrail demektir. Yıllarca bu konuda programlar yaptık. Siyon Krallığı demektir. Ve bunun açılımı da bölge ülkelerinden koparılmış Kürdistan parçaları demektir. Bu nedenle Kürdistan'a ikinci İsrail deriz. Irak'ta bu gerçekleştirilmiştir. Irak parçalanmış, türlü manevrayla bir Barzanistan kurulmuştur. Öyle ya da böyle Suriye'de fiilen Amerikan ordusu korumasına bir Kürdistan oluşturulmuştur. Şimdi de sırada İran ve Türkiye vardır. Ve bunu uzunca bir zamandır batılı düşünce kuruluşları ve onların Michael Rubin gibi tetikçileri söylemektedir. ...15 Temmuz darbe girişimini 3 ay önce yazan Rubin, olayların hemen akabinde dün İran ve Türkiye Hamas teröründen sorumludur şeklinde yayın yapmıştır. Ardından Biden, Hamas ve Filistin yanlısı devletlerden hesap sorulacağını beyan etmiştir. Batılı liderlerin çoğu olayların ilk saatinde İsrail'in yanında olduklarını ifade etmişlerdir. Orta Doğu'da topyekün bir savaş hali vardır ve kapımızdadır. Türkiye'de herhalde devlet adamlarımız durumun farkındadır ve gerekli önlemleri almaktadırlar diye umuyoruz.